Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda kendinde varlığı, sonlu varlığı inceleyeceğiz ve felsefenin bu çok kullanılan, çok gizem atfedilen kendinde varlık kavramının ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Daha önceki videomuzda nitelik kavramını ele almıştık. Nitelik nedir? Bir şeylik nedir? Bir şeyin niteliği nedir? Nitelik kavramı genel olarak nedir ve varlık ve yokluktan, oluştan nasıl oluşur ya da bunlardan nasıl farklılaşır bunu anlamaya çalışmıştık. Nitelikte bir belirlilik ortaya çıkmıştı. Artık varlığın bir belirliliği, sonsuz bir belirliliği ortaya çıkmıştı. Sonluluk kavramında ise artık kendinde şey ortaya çıkıyor ki bu niteliğe sahip olan ve sonlu bir şeyden bahsediyoruz. Yani niteliğe sahip olan, niteliği var olan, sınırları var olan ve sonlu olan, yani yitip giden, belli bir aşamaya kadar var olan ve daha sonra yitip giden bir şeyden bahsediyoruz kendinde varlıktan bahsederken. Sonlulukla birlikte artık kendinde varlıklar başka kendinde varlıklarla birlikte var oluyorlar ama hepsi birbirine dışsal olarak var oluyor. Hepsi birbirine sınırlarında değiyor. Hepsi birbirine sınırlıyor. Hepsi birbirine engelliyor. O nitelikteki gibi artık başkalığı kendi içinde taşımıyor ama başkalığı artık sınırında taşıyor. Birbirlerinde kendi varlığını taşıyor aslında. Sonsuz bir dışsallık. Her kendinde varlık başkasının, başka varlıkların dışında onları sınırlayan, onlara değen, onları iten bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Tabii burada kendinde kavramına, kendinde varlık kavramına gizemler atfedildi felsefe tarihi boyunca. Kant mesela kendinde varlığın asla bilinemeyeceğini söyledi. Bu yüzden aslında felsefeye bilgiyi yasaklamış oldu. Oysa kendinde varlık niteliğini kendinde taşıyan sonlu varlıktan başka bir şey değil. Aslında o bilinemezliği ifade etmiyor. Sadece kendine haslığını, kendi başına diğerlerinden farklı olarak var olduğunu ve sonlu olarak var olduğunu, yani bir başlangıcının ve sonunun var olacağını ifade ediyor. Kendinde varlık bundan ötesinde bir gizem taşımıyor. Bu anlamda kendinde varlıkların içinde ne olduğu da çok iyi biliniyor. Çünkü kendinde varlıklar içteki her şeyini zaten dışsallıklarında taşıyorlar. Onlar sadece dışsal olarak başkalarına yansıdığı kadar varlar. O yüzden aslında kendinde varlığın ne olduğu da çok iyi bilinebiliyor. Kendinde varlık aşaması felsefede sonluluk aşamasını ifade ediyor ki felsefi bilgiye, sonsuz bilgiye ulaşmanın bir önceki adımıdır sonluluk aşaması. Bu anlamda da boş bir soyutlamadır diyebiliriz. Yani kendinde varlık bir soyutlamadır, boş bir soyutlamadır ve sonlu bir soyutlamadır. Bilgisi de kendisini dışa yansıttığı kadar, dışa ifade ettiği kadar vardır. Sonlu varlıklar yitip gitmek için vardırlar, ortadan kalkmak için vardırlar, sonları için vardırlar. Ortaya çıktıkları, yani doğdukları an ölümlerinin başlangıcı, ölüm saatlerinin, o ölüm geri sayımlarının da başladığı andır. Yani doğumları ve ölümleri de aslında birdir. Ve bir doğanın kategorisidir sonlu varlıklar. Doğada birçok sonlu varlık ortaya çıkar ve yitip gider. Ruhun bir kategorisi, ölümsüz bilginin kategorisi değildirler sonlu varlıklar. Ruhun kategorisi ise sonsuzluk kavramında karşımıza çıkar. O sonluluğu aşan bilgide karşımıza çıkar. Ruh sonlulukta takılıp kalmaz ve o sonluların sonsuz bilgisine ulaşır. Sonsuzluk da önce kötü sonsuzluk, sonra da iyi sonsuzluk aşamalarından geçecek. Ama bunu bir sonraki videomuzda, sonsuzluk videomuzda ele alacağız. Oradan inceleyebilirsiniz. Bu arada siz de aşağıda linkini vermiş olduğum felsefe ansiklopedisi şeması üzerinden ele aldığımız kavramların yerlerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyebilirsiniz. Unutmayın, bu şema bizi gerçeğe ulaştırabilecek yegane yoldur. Videolarımı beğendiyseniz felsefenin daha fazla insana ulaşabilmesi için onları sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz.